Hadi be adam aç ya. Ahmet abiler yolda geliyorlar. Alo. Abi beni ara. Eray ya. Alo. Abicim nasılsın? İyiyim Eray ya, setin ortasındayım. Böyle yani Hollywood'dayım ben biliyorsun. Abi Ahmet abiler geliyor. Neredesin? Hadi gelmen lazım ya. Seti bitiremedim ki. Bir haftadır seti bitirmem lazım. Bitiremiyorum. Robert'ın ne dediğini anlamıyorum. Abiciğim ben sana ne dedim? Şu gitmeden önce opening ilişe bir gidelim bak. İki al bir öde fırsatı var ya. Web sitesine gideceksin. Ne kadar zor olabilir ya bak. Sınırlı bir süre için iki al bir öde diyorum ya. Her seviyeye uygun bir orada ders var ya. Benim iş İngilizcesine ihtiyacım var kardeşim. Bunlar çok teknik mevzular. Bunları halledebilecek mi bu Open English? Hallediyor abi. Sen iş İngilizcesini öğren. Ben gündelik İngilizceyi öğreneceğim ya. TOEFL'ı var, IELTS'ı var. Onlardan geçemezsem ben buraya nasıl geleceğim abi? 7,5 üstü. Şimdiden yazdım. Eray. Efendim abi. Bu saat farkından dolayı benim burada konuştuğumla oradaki belli olmayacak. 7.24 lazım bu bana. Abi var Open English'te, bu da var zaten ya. Yalnız benim ana dil İngilizce olan birine ihtiyacım var kardeşim. Buradaki herifler şıkır şıkır konuşuyor, şakır şakır ötüyorlar. Abi fatura sana yazdığı için ben rahat rahat söylüyorum. Open English'te ana dil İngilizce olan hocalar ders veriyor zaten. Sen iki al abi. Birini sen gör, birini ben göreyim. Ne olur ne olmaz. Belki ben de Hollywood'a giderim ya. Formu dolduruyorsun. İki al bir ödeden faydalanıyoruz, okey mi? O zaman Oscar goes to Kaman kardeşler, kardeşim. Allah. Ödüm patladı ya. Gerçekten mi? Böyle açılış mı olur? Ödüm böyle olur. Evet. Bu hafta inanılmaz beklediğiniz, sürekli yorumların altına yazdığınız gibi koskoca bir ekip geldi. Selçuk Aydemir burada. Cemile Hanım burada. Ahmet Kural da burada. Oldu mu? Oldu mu? Bakalım oldu mu? Şimdi her şeyi tekrar aynı yapabilir miyiz? Mesela evet. Sen mesela şaka dur patlasın, sen kayda gir mesela. Şu bir an evet bence. Sen de. Orada alırlar onu, onu alırlar. Böyle başladık. Neden bu kadar alkışlar, kıyametler? Çünkü kurgu böyle bir şey. Bilenler bilir. Cemile, son umurumda da değil. Bilenler bilir. Kardeş payı ekibi ve işler güçler tabii yani. Hani içinde olmasam da başkan kendi işimmiş gibi her yerde pazarladı. İşler güçler. Bizden daha çok yediniz ekmeğini. Vallahi öyle. Her zaman. Bu önemli olan buydu zaten. Bak yani. Sen bir dönem yedin. Ben hala yiyorum. Bak bu hafta program yapıyorum. Hala canım kardeş payı demekten öteye gidemedi. Ne diyorsun bana? Sen yeni film yapıyorsun. Ben hala kardeş payında şöyle Yeşilçam nostaljisi gibi bana bir sokak verin adı da kardeş payı olsun. Ben orada yaşayayım artık. Gelip bana sorular sordun. Ne diyorsun? Soru mu? O, ne oldu? Ben soru sormadım ki ya. İşler ne diyorsun? Ben dedim neyi kaçırdım lan dedim. Şey mi dedi diyorum, ben de bakıyorum. Yani, ne dedi lan? Abi adamın sana karşı içlerde ufak bir hani seyirciden mütevellit olsa gerek. Arabada konuşmayı hatırlıyor musun? Ne yapıyorsunuz? İyi. He. İşler ya, evet ya, iyi. İyi misiniz siz diyor. Nasıl? İyiyiz diyoruz. Arabadan konuşuyoruz. İyi misiniz diyor. İyiyiz oğlum dedi. Allah Allah. Abin ha. Gerçekten iyi misiniz dedi ya. Niye şaşırdın dedim iyi olmamıza? Hani bir papaz büyüsü yaptırmışsa tutmamış onun pişmanlığında adamlar. Bunca bedduaya rağmen. Sen bunun ağına bir şey olmuş mu? Her zaman Allah iyiliğinizi versin. Abi. Ama ben daha iyi olayım istemiyorum. Niye acaba? Öyle insan her zaman daha iyi olmak ister. Özgür de filmimizdeki öyle bir karakter değil mi hocam? Hemen bak. Profesyonel gerçekten. Yani. Niye bizden olma görüyor musun? Evet. Ben mesela yaklaşık 5 dakikada saçmalıyorum. O yüzden hiç gerek yok Hasede. Evet, gerek yok. İnsan yıldızlara küfür ederek yıldızlara ulaşabilir mi başka? Evet, özür dedik. Yine bir soru sormadı. Hocam sen soru sor. Küfredebilir miyim? Soruyorum. Ha? Küfredebiliriz. Edersin. Yaparsın sen. Sen yaparsın. Efsane gibi. Sen iyiliğimize üzülen insansın, şaşıran insansın. Sen yaparsın. İşlerimiz hep rast gidiyor ya. Allah Allah. Hiç böyle şey, insan şunu bekliyor. Hayatta böyle başarıyı hak eden bir sürü insan var. Kimisi başaramıyor. Bu ekip gerçekten başaranlardan olması benim için gerçekten önemli bir kriter. Mesela kaç sene olmuştu Ahmet'le film çekmeyeli? 2017 mi? 2019. 4 sene çektik. Az değil. Şimdi tekrar bakıyorum mesela bugün uzun bir aradan sonra tekrar yan yana durduk.
Aynı enerji, aynı keyif, aynı böyle güzel. Bu seni hiç mutlu etmiyor değil mi? Yok, ben hep aramız bozuldu. Aynı enerji, aynı keyif. Allah belanı versin. Ben niye yokum? Sen her zaman beraber. Her zaman öyle. Yok, hiçbir zaman ayrıksı hissetmedim zaten. Seninle oynamışlığımız var değil mi ya? Doğru. Divriği de. Evet, muhteşem bir sahnedi. Kamanın kaç pantolon yırtıyor çalışırken götü yırtılıyordu. Yırtıldı zaten. Divriği benim memleketim. Hareketleri yaparken biraz doğaçlama da hocamdan izin alarak abarttığım sahneler oldu. Pantolon yarıldı. 2-3 pantolon gitti orada. Kardeşim vardı böyle 10-11 yaşlarında. Beni uyardı, abi götün yırtıldı. Ama biz set olarak gördük. Yırtılırken daha... sen rencide olma diye söylemedik. Çocuğu gönderdik sana. Yani, şöyle yırtıldığını söyledi. Bir de tekrar tekrar yeni pantolon giyip tekrar patlattın ya. Hiç evet. Ders almadın sana. Yok, ama havada uçan tekme atmıyor. Kardeşini dövmeye çalışıyor. İşte evet. Yani... O kayıtta olmasını bileyim yoktu kameranın. O başka bir şeydi. Bu film nasıl bir film Ahmet abi? Sen güzel bir film. Oğlum ilk defa bir soru sordu. Evet. Evet. Yok güzel. Hocam evet, oyuncu gözünden ilk önce rica edelim. Evet. Cemile Hanım biraz konuşsun mu? Evet önce? Bence Cemile. Yoksa unutacağız biz de muhabbete gideceğiz. Film nasıl bir film? 2 Şubat'ta vizyonda hepiniz izleyeceksiniz zaten. Ben bu konularda spoiler vermekten korkuyorum açıkçası. Geçen basın sonra toplantısında da. Ha doğru ya. Film dışarı. Şey direkt sonunu anlıyor. İstediğiniz yerleri alırsınız. Sır var ya sır şu falan. Çok tatlı hem sıcak bir aile filmi ya benim açımdan. Hem de çok mücadele içeren bir film ve aksiyon dolu. Yani böyle özetleyecek olsam benim için ifade eden şey bu. İlk okuduğumda hakikaten bazı isimler var hani direkt duyduğunuzda tamam hadi hemen olsun diyeceğiniz isimler. Selçuk Hoca Selçuk benim... onlardan değil diyor. O yüzden ben okudum. O yüzden yavaş güzel. Ben çok heyecanlandım ilk okuduğumda. Peki başka? Ahmet abinin olması da kesinlikle etkiliydi. Kesinlikle. Abi, tabii. Abim başka oldu. Diğerleri? Mesela Şinasi'nin olması etkilemedi. Şinasi abinin olması. Ya, onu sette öğrendi ve hoşnut olmadı. Bak ya. Biz birlikte sahnemiz yok Şinasi. Ha yok mu? Yok. Genelde kim de sahnemiz yok? Abimle. Buraları atsın. Filmin şu an en kritik şeyini söyledi. Bir de aslında yokum falan. Peki bir şey diyeceğim. Başkan bu sana. Cemile'den pas alıyorum senaryo muhabbetinden. Ebru, eşin Ebru'nun postunda gördüm. Okuduğum en güzel senaryo filme dönüştürüldü diye bir şey yazmış. Ya daha önce niye yazamadım? Ya bunu samimi bu çok garip bir şey mesela. Benim işlerimi genel olarak karım beğenmez. Biliyorum bizimkini beğendiği için bize çok şey yapmıştı. Evet evet sinir olmuştuk birbirimize evet. Dalmıştık yani. Hoşuma... Ama bunu sen yaparsan yine sevmezdim demişti. O da ayrı. Yani ben beğendiremiyorum. Böyle garip bir şey var. Bir düğün dernekte mavi boncuk şeyinden böyle bir, ya böyle bir tad var falan filan vesaire bilmem ne. Hani bu güzel demişti. Efsane içinde bu şu ana kadarki en iyisi dedi. Ama benim eşim çok AB bir seyirci. Ha. Mesela Düğün Derneği'nin senaryosunu çok sevmişti ama filmi o kadar sevmedi. Total olmuş demişti. Şimdi haliyle Efsane biraz fazla AB çağrışımı yapabilir. İnşallah filmi izler ve sevmez diyebilir miyim? Ya o var aynen. Senaryoyu sevdi ama filmi izledi sevmedi. Genelde yürüyoruz o zaman. Ama sevdiği zaman bakalım kısmet. Bu bile yeter be. Eşim sevmiş mi? Aynen öyle. Bazen öyledir. Tabii. Senin eşin senaryoyu okudu ve sevdi mi? Sevdi, sevdi. Sevmez mi? Bu film diğerlerinden farklı ne var abi? Yani ikiz olmam bir kere benim için hani oyuncu olarak bir fırsat gibi bir şey oldu. Yani sen istemez misin ikiz oynamak sen? Ben de... birini oynayamıyorum. Ne oldu abi? Ben yüz değişmiyor. Karakterin motivasyonu hiç değişmiyor. Sitcom karakteri gibi. Geçen bölümü izledim abi. De sana demişim ki. Yaza iş var mı? Buradan ben üstünden kaç iş geçti Selçuk abi? Ne oldu ya bizim iş? Doğru söylüyor adam ya. Hiç ekmeğin de ya adam. Helal olsun. Ya şu an bir işin var zaten. Var evet. Aynı anda kaç işte çalışacaksın, ne yapacaksın? Ben anlamıyorum ki. Bir alışamadı ki. Şu an bir işin olması alışkın gelmiyor adam. Vallahi ağzına sağlık abi. Kaşe yatıyor mesela. Bu hafta da yattı diyor. Oğlum rutini bu ya zaten. Hayır, normalde yatmaması lazım ya. Allah Allah. Her yeni bölüm senaryosu geldiğinde seviniyorum abi. Yine varım. Böyle çok güzel girmiş gibi hissediyor musun? Çok güzel. Yok abi. Çok şükür o yok da. Tedirginim. Her an her şey olabilir diye tedirginim. Anlayacak. Krediye mi girdin? Bak şöyle oluyor abi. Yemin ediyorum sana. Senaryo geliyor. Diyorum ki bütün senaryoyu okuyayım. 6. sayfaya geldim. 7. sayfaya geldim. Hüseyin'i göremedim hala. Hemen Sörce koşuyor.
CTRLF Hüseyin. Hüseyin diye yazıyor. Görüyorum orada, oh diyorum abi, öyle okumaya para yattı, devam. Aynen öyle. Öyle bir korkuyla yaşıyorum. Dur bakalım nereye kadar olacak abi bu? Kaç bölüm ya bu işi? Tuttu dediğiniz işi kaçıncı bölümden sonra tutuyor? Yedi mi hocam? Yedi midir bunun şeyi? Hiç belli olmaz mı? Hayır. Tabii canım. Arka sokaklar hala devam ediyor. Bunu niye söylüyorsun Cemil? Hayır. Arka sokaklar durduk yere. 15 yıldır yayınlanıyor ve hala tutmadı mı demek istiyorsun? Ya da ben de sektördenim mi demek istedin? Ne yaptın? Ben de dizi izliyorum mu diyorsun? Bak. Dizi niye burada? Arka sokaklar 15 yıldır dedim. Düşündüm. Tutmuştur o ya. O tutmuş bence yani. Hayır, bunun bir formülü var mı falan dedin ya tutmanın. Ben aslında belli olmuyor. Biri 15 yıl sürüyor. Biri 3 bölüm bitiyor demek istedim. Hiç oynadığın dizilerden mesela, erken final? Ben dizide oynamadım. Hiç dizim yok mu? Sen hiç beni... Yo valla öyle... Ben önce kendimi tanıtayım. 1990. Çok doğru değil. Oynadığı dizilerde Ben Green yazıyor, haberin olsun. Nerede yazıyor? Valla Green. Sen ona bul. Ben şimdi ona. Şahsiyet, Verilin Aşk, Şahsiyet. İnanın Aşk. Vay be. Bunlar da hiç... Evet, hepsinde oynadım. Cemile, bunlar doğru değil mi? Hepsinin arkasından bunlar bir yerden geçiyor. Hocam bunlar da oynadın diye dedin. Lan nasıl bir tezgah gelmişiz bu? Güzel taktik ha. Ben yazdırdım arkadaşlar. En güldüğün sahne, spoiler vermeden? Ben Cengiz abiye çok güldüm finalde. Hani gülmemesi gerekiyor, ağlaması gerekiyor. Gülmeye başladı finalde. Sonra yüzünü kapattı, ağlamaya oynaması lazım. O sahne benim aklımdan hiç çıkmıyor. Orada çok eğlendik. Bir de hayvan dostlarımız da çok eğlenceli sahneler çekti. Köpeğe mesela uyuyor musun dedim. Yaptı. Esnedi ya köpek hakkı. Realde. Uyuyor musun diye bir lafım var köpeğe. Yani yaptı, uyuyor musun dedikten sonra onu kullandı Selçuk. Ben şeyi sorayım abi. Ne kadarı senaryo, ne kadarı doğaçlama o zaman? İzlediğimiz şeylerde. Sen doğaçlama izin veriyorsun abi. Hani öyle benim senaryoma bağlı kalacaksınız diye bir şeyin yok. Şimdi adamına göre. Adamına göre. Doğru. Her şeyden önce. O onu şey da çok değil. İyi ayarlıyorlar. Ya. Ben herkese yol veriyorum sonra. Ama bana yaptırmıyor doğaçlama. Adamına göre dediği Ayhan abi yapabiliyor mesela doğaçlama. Bana yaptırmaz mesela. Ahmet'in belli onu söyleyecekleri ya. Motomot. Övmüyor yani beni. Gömüyor şu an. Hayır, ne alakası var canım. Zaten şöyle bak. Güzel kardeşim. Bazı projelerde ve bazı karakterlerde evet o karakter o espriyi kaldırmaz, daha tekste kalalım dediğim oluyor. Ama şöyle bir şey var, bazı oyuncu o ana bir şekilde kendini gerçekten kaptırıp karşıdaki oyuncuyu da boşa düşürmeyecek şekilde. Yani yaptığı şey de kendini değil, abi o rolü ve o sahneyi büyütecek bir şey yaptığı zaman bu öper başıma korun. Ama karşıdaki oyuncu yakını çekilmiş vesaire bilmem tepkisini veremeyecek falan. O anda yapmaya kalktığı zaman mesela espriyi. Abi o kamera senden başkasına dönemeyecek ya. Bunu bilerek hesaplanmış bir şey olduğunda müsaade etmiyorum tabii ki yani. Bu öncesinde konuşulmalı. Hakikaten o an çıkmış ve tekrar karşı tarafın yakınına alacağım bir şey değilse yapmayacağım. Ne oldu? Mikrofonu çekiyor değil mi bu? Kışır değil mi? Ahmet'in eylemsel bir tarafı var abi. Senaryonun diyaloğuna en güzel vücut dilini bulabilme kabiliyeti. Böyle bir kabiliyet var mı bilmiyorum ama çok o forma giriyorsun. O içten içgüdü mü? Herhalde bu? Yani. Nedir bilerek yani? Yaptığım bir şey değil. Yani her gelen konuğun abi, şey. Seninle birlikte çalışan her gelen konuğun söylediği şey Ahmet başka. Hani onu bırak diyorlar. Mesela kamera izledim öyle demiyorlar. Ben izledim öyle demiyorlar. Kesmişler oraları da ya. Bunlar kesmiştik ya. Diyorlar biz atıyoruz. Kesin lan şunu. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ayhan abi de hatta geçen sette işte söyledi. Ahmet dedi kamerayı Amorsun'dan oynatır dedi. Ne demek ya o? Estağfurullah o ya. O ne demek ya? Yani her bir şekilde durması gerekiyor. Küfür mü bu? Seni var ya Amorsun'dan oynatır. Yönetmendiniz değil mi hocam? Hayır. Ama Amorsun'dan oynatır diye bir şey de çok duymadığım bir şey. Özür dilerim hocam. Aşkından yani Amors. Aşkından oynatır. Bu da mı içgüdüdür yani? Hani yani, kamerayı öğrendin mi zaman içinde? Nasıl oldu? Böyle çeke çeke öğrendim. O bir merak ama ya. Zaten öyle ki ilk günden şeyde de mesela ama, gelip burada nasıl gözüküyor? Aa böyleymiş. Şuraya kadar mı sınır? Kaç bu? 60. O zaman şu alanın içinde oynayacağım falan. Yapa yapa. İşler güçler de başladı ama. Ama eğleniyorduk. Ona müsait bir alan da vardı yani. İşler güçler de mesela mikrofon girdi mi devam ediyordu. Bum giriyor abi, bum giriyor. Yok, çok devam et. Amca başka? Ahmet abi bum girdi ya. Ya girsin devam et. Kardeş payında mesela kameraya bakarak artık hani kamera şeylerini de çekim hatalarını da yayınlıyorduk. Biriniz konuya gelsin.
Welcome to California. Dolayısıyla öyle olunca istediğin yerde kafaya mesela şu köşede dursa ne olur benim diyorum resimde. E bir git bak bakalım diyor. Mesela o köşeye gidiyorum duruyorum orada falan. Yani resmin içerisinde komik nerede bir şey var? Hani nasıl olabilir onu kovalıyorum herhalde. Bu çakallık da diyebiliriz biz. Artık şöyle oluyor mesela. Şu kadarcık bir boşluk var. Rol çalma değil ama. Ahmet şurada boşluk var oraya girebilir misin? Bakayım. Girerim. Şöyle girerim. Yeter ki ben görüneyim. Evet, orada bir şekilde görünür. Ya oyunla başladı ama gerçekten abarttı. Yok oluyor. Tadını da çıkarıyor bence. Eğlenceli yani oluyor. Müsait olduğu sürece çerçeve. Mesela sen de kamerayı seven oyunculardan mısın? Tiyatro ile aran nasıl? Yani, tiyatroyla çok, yani kamerayı daha çok seviyorum. Sevme değil ama. Tiyatroyu çok böyle profesyonel Cemile gibi yaparım ederim diyebilirim. Bir insan değilim. Sahne benim için çok daha zor. Peki ilk filmin mi gerçekten? Biz artık yok. Hiçbir bilgimiz olmadığı için. Figüranlık yaptığım, yardımcı oyunculuk yaptığım filmler var. Ama ilk seti gördüğüm, set adabı nedir öğrendiğim ilk iş organize işler iki aslında. Yılmaz Hoca sayesinde. Ha doğru tamam orada bir sonrasında ekipiniz. Uko diye bir filmde. Yine BKM'nin bir filmiydi. Onda çalıştım Adana'da. Aa evet ben çok sevdim o filmi. Evet. Şey oynuyordu. Ufo alternatif. Tamam hı. Tamam. Güzel o film güzeldi izlemedim. Sahne önü oyunculuk. Kesin. Ya ben kamera önü. 13 yaşımda başladım ben tiyatroya. Her sene de çıkmaya çalıştım. Konservatuar okumadım ben. Ama her sene mutlaka ya okul tiyatrosu ya belediye tiyatrosu mutlaka bulundum. O yüzden daha rahat hissediyorum. Daha çok tecrübe edindiğim için aslında. Ben de kameradan biraz korkuyorum. Evet, mesela bu ortamda... Biz televizyonda yapıyoruz ama o yakın tabii setteki gibi olmuyor. Şey hissettin mi? Mesela Çok Güzel Hareketler ekibi de bir kendi başına bir ekip. Hep birliktesiniz. İşte tatile birlikte gidenler evet. Var, şunlar var, bunlar var. İşte. Şimdi... Hep beraber mi diyorsunuz? Hep her yere. Pardon. Yok be ona şey yapmadım. Hayır, sorumu hatırlamıyorum. Böyle... Sorumu hatırlamıyorum. Lafımı ben... böyle anlatırken böyle oldu. Sorumu hatırlamaya çalışıyordum abi. Şimdi burada da başka bir ekip var. Uyum evet. Sorunu yaşadım. Hocam ağzını bağladım. Ben biraz susabilir miyim? Çok şey bir soru değildi zaten. Evet. Yo hiç sorun yaşamadım. Yani ya diyoruz bak. Karşılıklı ikiye başlıyoruz. Bizim için mesela böyle sanki filmin devamını çekiyor gibiyiz bak. Gerçekten. İlk defa çalıştık. Rojat'la, Ferhan'la, Burcu'yla, Burcu Gönder de var. Yani böyle sanki filmin ikisini yapıyormuş gibi bir hava vardı. Bu acayip niye böyle oldu başkan? Ya yine iyi anlamda. Çorum, uyum. Çorum 6 hafta leblebi, acılı leblebi, patlayan leblebi, ya patlayan şeker gibi leblebi yedik. Peki bir şehrin bu kadar leblebi düşkünü olmasına ne biliyorsun? Ya leblebi düşkünlüğü de değişik. Mesela leblebi yok Çorum'da aslında. Yani başka bir üretim. Çorum'da şeyde. Çok güzel işleniyor herhalde. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Muhtemelen. Ha öyle mi? Başka yani yerler. Bizim abi leblebimiz meşhur ama leblebi bizim değil dedi biri. Bak ama doğru olmuyor. Belki de meczubun biriydi. Bilmiyorum şimdi hani ben de doğru olmayabilir de şimdi. Ya? Kesin şey yapmadan tabii sormadık. Ama leblebiye sırtını yaslamak da enteresan bir fikir yani hani. Kimsenin de yaslamadığını düşünürsek orada kendilerini konuşlandırdılar. Niye Çorum o zaman? Ben onu soruyorum. Leblebi değilse. Hakikaten neden Çorum abi? Leblebi yüzünden oraya gideceğiz. Şöyle bu değil mi yani? Çorum, hani niye Çorum'da? O zaman Leblebi ile alakalı benim, hikaye. Abi sizin baktığınız mekanlardan bir tanesi benim arkadaşımın dedesinin. Çocuk da filmci. Dedi ki benim aklıma gelmedi Çorum'da bir şey yapmak, mekan bakmak, şey, o prodüksiyon tarafında o da. Sizinkilerin nereden aklına geldi dedi. Hakikaten Çorum neden abi? Hikaye çağırdı. Şimdi spoiler vermeyeyim ama işte bir 7000 yıllık bir sır var. İşte Türk'ün tarihin ilk sahnesine çıkışından bugüne kadar sürekli yurt kurmasını sebep olan, olduğu iddia edilen bir sırlı bir yoğurt var. Hmm. İşte bu yoğurdun tarifi de İşte 7000 yıldır işte ilk ne zaman bulunduğu falan filan böyle başlıyor zaten filmde. Bir aileye verilmiş. O aile de el vere vere o sırrı yaşatıyor. Zaten hikayede bir şekilde o sır bir sonraki nesle geçmez ise bundan sorumlu olanlar da o bütün bu yurttan şey yapan ataların bedduası tutacak ve helak olacaklar. Aslında bir helak komedisine dönüşmeye başlıyor. Artık ya biz oy birliğiyle aramızdan birini seçeceğiz. Beceremezsek de helak olacağız. Yani güçler dengesi çok şey olduğu için, uçuk olduğu için bir sürü komedi şeyi verebiliyor. Ama diğer taraftan Çorum neden? Spoiler'a girmeden anlatması çok zor ama bu yoğurdun yapılışıyla Osmancık pirincinin diğer pirinçlerden ayrılmasının sebebi aynı. Şeyi yazdıktan sonra işte sırrı da anlattık falan böyle böyle bilmem ne diye. Sonra bir yerde denk geldik. Tamam da aynı. Ya garip bir şekilde dediğim gibi yani Çorum bizi çağırdı burada çekeceksiniz diye ve biz orada çektik. Hakikaten Osmancık'ta çektik zaten şeyi de. Başta ve o sinek yani. Bizi ne yaptı ya? Ne? Sinek mi? Öyle bir sinek yok.
7 ile 7.45 arası yok. Ya karavan şöyle bembeyaz ya mesela. Simsiyah oluyor Murat'cığım. Ama 45 dakika boyunca. 45 dakika sonra tekrar gidiyorlar. Allah Allah. Onların görevleri var. Saatleri var. Şimdi sırrını ifşalamayalım ama göreceksiniz yani sonuçta. Çok da şey değil, 200 liraya bilet karşılığı veriyoruz yani. İşte burada mısın? Peki bir şey, bu bakraç. Bakraç. Yoğurt 7000 bakraç. Yıllık bakraç bu. O ilk yoğurdun yapıldığı bakraç. 7000 yıllık. Gerçekten. Gerçekten tabii ki, yoksa niye bu hikayeyi anlatayım? Üzerinde Antep yazıyor oğlum. Antep. 7000 yıl önce Antep yok muydu? Yok yok. Oha çok her zaman vardı Antep. Açılmıyor. Sırrı bu. 2 Şubat'ta açılır. Bu bizim filmimizdeki bakracımız değil mi? Vur getirir inşallah. Böyle. Lafı böyle. Peki Selçuk mesela hiç bir Antalya'da falan film yazsınız istemez misin? Yok çok sıcak Antalya. Kışın Antalya'ya gitmeli falan. Kışın Antalya güzel olur. Yok ben Antalya deniz kenarı bir film nasıl çekebiliriz ki? Komedisi. Ege olabilir. Çıplak mı görmek istiyorsun? Oğlum ben yüzme bilmiyorum lan. Yok çıplak yani. Bizim ilk ya biz bir sahne çektik Kargı'da, hamam sahnesi. Ha doğru. Ayhan abi anlattı sana. Tabii. Tastan su dökmüş. Sana da döktü mü? Tabii tabii. Ayaklarımızı böyle 30 kişi da. Birbirimize. Serinleyin oğlum serinleyin. Ben döktüm Ayhan abi. Ayhan abi beni hep birbirimize yıkadık ya. Sahnede Allah Allah. Görürsün. Bu nasıl evet. Bir film abi? Güzel film. 30 kişi birbirimize yıkadık. Keseledik, yıkadık vesaire. Güzeldi ya. Çorum hamamı farklı oluyor muymuş? Aynı bizim Sivas hamamı gibi mi? Yok ya bizim Sivas'ta her şey biraz daha yoğun yani. Evet. Daha normal İstanbul hamamları yani, şeyindeydi. Ha o tattı. Evet. Selçuk Aydemir serilerinde en sevdiğin iş hangisi? Hepsinin ayrı şeyi var ya. Ama heyecanı bakımından herhalde işler güçler değil mi? Tamam ya Allah Allah ne ağlayıp duruyorsun lan? Ya ne ya genç adamız ya. Dizi işler, olarak. Işler, ya kardeş payı ayrı ayrı ama biz ilk Üsküdar'a giderken de mesela benim için çok güzeldi. Orada bir 3 bölüm oynamıştım. Kasap hasipmiş. Ama en güzeli... Tanışma kendiniz orası mıdır? Ramazan güzeldir. Komiserim. Hı. O ele indir. Ramazan güzel rastlaşma aslında. Üsküdar'a biraz artık şeyi zorlamış. Tabii. Adamın Murat söylüyor. Diyor ki böyle bir iş yapıyoruz hani. Konuk oyuncu falan. Orada tanıştık Selçuk'la da. Hani siz de orada zaten şey... Doğudaki mavi... Bizim Bir Bulut Olsam'daydık. Bir Bulut Olsam'da tanışıyorsunuz. Aynen. Oradan aynen. Geliyor. Kaç sene olmuş yani? Kaç sene olmuş? 2009 desen artık 2009, 15 sene mi? 15 sene mi? Öyle böyle değil ya. 2010'a dönsek mesela bu işlerin buraya geleceğini tahmin edebilir miydiniz? Nasıl hayalini kur deseniz yani. Nereden bileceğim? Nereden ne bileceğim? Bu kadarını kuramazdınız değil mi? Tabii ki de canım. Bak şu andaki tecrübenle hangi işini yeniden yapmak isterdin? Hiçbir iş mi ya? Her şey zamanında mı güzeldi? Tabii canım bir de bir şeyi tekrar... Ben sonuçlarından memnunum. Hepsinin sonuçlarından memnunum. Her işimin. Ya ama şey gibi düşünme hani. Yeniden yapıyorum gibi değil. Sıfırdan aslında o işi... Yani şu yine aynı sonuçla, aynı başarıyla mı diyorsun yani? Evet öyle bir şey yani mi? Şunu tekrar yapmak isterdim diyeceğin bir iş var. Ya o süreci bir daha yaşamak isterdim. Tarı damağımda kaldı evet, evet, gibisinden. Evet. Evet. Evet benim kardeş payı biraz diğer işlerden daha fazla sevdiğim bir dizi. Benim de. Evet yani bir şekilde mesela kardeş payını o evrende bir daha olmayı isterdim yani veya onu daha değerini bilebilirdim en azından. Çünkü çok içine dalmıştık biz ve dışarıdan bakamıyorduk hiç mevzuya. Ben kardeş payın izlendiğini, sevildiğini falan bilmiyordum mesela yani. O kadar hep bir şey yetiştirme telaşındasın ki yayını bile hadi beraber izliyorsak izliyoruz yoksa settesin arada işte cep telefonuna bakıyorsun hep bir koşturmayla geçiyordu. Evet. Ve çok yorgun bir dönemdi yani şey olarak baktığın zaman da repolar da dahil her şeyde. İnternet de giriyordu araya öyle düşün başka. Araya evet bir de. Yani filmde oluyordu sadece dizi yapıp yazın takılıyordun falan değil yani. O böyle biraz şeydi daha böyle uzatabilirdim o mevzuyu daha çok tad alabilirdim daha doğrusu yani. Bence de abi bak 10 yıl olmuş Şubat'ta gelmişti değil mi abi yanlış hatırlamıyorum. Şubat'ta hala kardeş payı diyorlar hala Netflix'e gelince bir numara oluyor hala YouTube'da trendlere giriyor şey yapıyor. Yani o işe ben de devam etmesini bir uzun uzun devam edip böyle doya doya izlemeyi isterdim açıkçası. Kardeş Bey de benim de mesela senin yaptığın işlerde, o seride. Bir işin tadının oturması için o kadar çok değişken var ki hepsi bir arada olunca oluyor ya. Evet. Yani hani yoğurt gibi aynı. Hani kıvamını tutturmak istiyorsan her şeyin çok ince doğru böyle zaman, ayarı olması aynen. Gerekiyor. Mesela bizim şeyde çocukluğumuzda battaniye sarılarak mı yapılıyor hala yoğurt? Biz de öyle. Evet, annem öyle yapar. Evet, mayalanır. Yani. Tülbentin şeyi sarıyor. Tülbent, aynen. Yani evde ben, ne varsa hırka mırka babamın falan hepsini kalmış. O ne işe yarıyormuş battaniyeyi sarınca? Ne oluyor? Mayalanıyor.
Maya için karanlık şey işte. Karanlık falan. Ve şey. Ha şeyler, bakteriler karanlık mı seviyor? O şey, yoğurt bakterileri. Filmlerin dışına çıkıp biraz teknolojiye girmek istiyorum. Niye lan? Yapay zekaya girmek istiyorum. Ha girelim. Yoğurttan, şundan, bundan bir çıkalım. Lütfen Sivas, Çorum, yoğurt. Bunları bir kenara bırakıp biraz da bilim konuşalım istiyorum. Yapay zeka abi bizim sektörümüzde hangi işleri bitirecek, hangi işler devam edecek? Amerika'da, Hollywood'da bunun şeyi, senaristler protestosunu yaptı. Dediler ki bunlar kullanılmasın. Gerçekten senaristler için veya komedi açısından baktığımızda yapay zeka bu kadar tehlikeli mi abi? Değil. Tamam. Ya bu yeni teknolojik bir gelişmeye ayak uydurmaktan korkup böyle bir öcü geliyormuş. Bu hiç değişmedi. Radyo gördüğünde de deden de aynı tepkiyi vermişti senin. Yani... Ya ne olsa deccal. Abi böyle ya bir... Ya vallahi sikeceğim abi. Ya tövbe tövbe. Pardon kardeşim. Telefon oluyor şeytan işi. İnternet geldi mahvedecek bizi. Yedi, yapay zeka domaltacak. Böyle bir şey var mı abi ya? Yani her şey bir şey olmuyor ama. Ama yapay zeka tehlikeli. Ya al işte. Hep de bunu diyen oluyor. Neyi tehlikeli abi? İnisiyatif kullanıyor Murat. Nasıl yani? Ne yapıyor? Kullanabilir abi? Yani. Canı sıkıldı mı seni vurabilir yani. Ama işte güya işte o Tesla fabrikasında mı? O var var. Mı? İnisiyatif kullanan robotlar var. Biliyorum söylemeyeceğim. İsimlerini biliyorsun. Var yani. İsimlerini biliyorsun. Öyle bir söylüyor ki paralel robot yapılanması diye bir şey. Peki mesela bir robottan korkar mısın? Donanımlıysa korkarım illa yani. Mesela ben şey diyorum, robot hafızası diye bir hafıza oluşacak mesela. Bizim mesela şu an şey temizlik robotlarımız var ya. Evet. Temizlik robotlarına it gibi davranıyoruz. Oraya atıyorsun, buraya atıyorsun, orayı temizle, bunu şey yap. Ondan sonra temizlemediğinde bu da boktan bir şey. O dede robot ya. Toplumsal bilinçleri oluştuğunda dediğin olabilir. Ama bunlar... Bu nasıl var. Bir bilimsizlik bu ya? Bu temizlik robotundan bahsettim. O kadar önemli anlatıyor ki. Zannediyorsun ki bu gerçek. Ya sen mürekkep yalamış, üniversite, sözel bölüm bile olsa üniversite görmüş evet, olsanız... Evet gördüm, gıda mühendisi, uçak mühendisi. Siz konuşun da biz dinleyelim efendim. Yok dedelerini köle yaptığımız için bunları isyan edecekler falan. Ama öyle oluyor ya. Öyle olur mu ya? Ya şimdi şu var. Zaten sadece bu teknolojik şeye de bağımlı değil. Birçok işletmede de genelde en üstteki insanlar çok zeki insanlar istihdam ederlerken birazcık tereddüt ederler ister istemez. Ha doğru. Çok basit aslında o ben ona sözü geçirebilir miyim veya ben onu yönetebilir miyim endişesi buna yaptırır ya. Ve zaten bunu da kontrol edemediğin zaman o iktidar şeyi elde edemediğin şeyi sana şiddet olarak gelir. İşte babana itaat etmediğin ilk gün o tokatı yersin. Çünkü artık seni yönetemiyordur yani. Şunu yap bunu yap da anlamıyorsun ve şiddete başvurur. Abi bu biraz işte bu neslin ve kendi nasıl diyeyim ferasetine şeyine güvenmeyen ne istediğini tam olarak bilmeyen diyeyim belki. İnsanların en büyük korkularından biri. Hayır ben tam tersini iddia ediyorum yani yapay zeka evet hayatı çok kolaylaştıracak. Yapay zekayı yönetmekten korkmuyor isen bir maçan sıksın hiçbir sıkıntın yok yani o bir şekilde senin çalışanın ya günün sonunda. Yani senin bundan niye korkuyorsun? Aman abi çok zeki işte yani tamam sen buna dün de korkuyordun yani bunun adı şimdi teknoloji olunca farklı gelmesin. Evet ondan öyle hiç etmemem gereken bir küfür ettim. Bir şey diyeceğim. Mesela baba olacağım. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Allah sağ sağlıklı, sıhhatli aramızda. Onun hangi iş yapmasını istersin? Yapay zekayla uğraştım. Çok iyi oldu. Geleceğim mesela diye düşünüyorum. Bilmiyorum bakacağız. Sen öyle şey babalardan olurum diyor musun? Bu işlerde olmaz. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Yo, nereye yatkınsa ne istiyorsa o. İşte öyle olunca olmuyor abi. Biliyorsun. Ya bir yere yol yönlendireceksin ki öyle değil mi başkan? Tabii sigortalı bir işi olsun değil mi? Yani öyle yapacaksın o sana asilik yaparken aslında gitmek isteyeceğin yeri. Ben yaşadım bunu. Nasıl yaşadın? Babam ben bayağı okutmadı konservatuvar kesinlikle dedi. Sen o zaman da mı istiyordun yani tabii üniversitedeyken değil yani. 13 yaşında başladım. Ben 13 yaşında başladım. Dinlemiyorlar ya. Abi de tamam dur hadi işin adını. Ama abi ben de 13 yaşında bir sürü şeye başladım. Alkış mı bekliyorsun ne istiyorsun? Ama o bırakmamak üzere başlamış. Hiç bırakmadım. 13 yaşında sigara içiyordum. Onu mu anladın? Onların hiç değişmeyen bazı aile ve özellikleri var. Gözünde gördüm. Bak, üç abini bir yüksek... Soru okuyordum. Duydum. Ne diyorsun abi? Emrah tamam. Yana doğru. Ya illa 13 yaşında başladın diye bırakabilirsin. Nokta 10. İşte
İşte kursa gitmek istedim. Hayır dedi. Bir de ben ilçede büyüdüm. Elmadağ ilçesinde Ankara'nın. Biz Ankara'da Ulus'ta başkent tiyatroları var. Tiyatroları var. Oraya gitmek istedim. Kırıkkale. Ben de Konyalısın demedim şimdi. Yok. Ulus'u çok iyi bilirim. Biz Elmadağ'dan Ulus'a giderken Ankara'ya gidiyoruz deriz yani. O kadar uzak ki hani Ulus falan diye değil. İşte gidemezsin Ankara'ya falan kartlar falan var sonra. Benim ne zaman tiyatro ile ilgili bir şey yapsam etiket koydu. Şimdi diyor tabii anlatma öyle her yerde. Şu an çok destek. Ama ben BKM'ye girene kadar yani üniversiteyi bitirene kadar hep hayır kesinlikle istemiyorum dedi. Babam haklıymış dedi yani, mi? Hayatının bir yerinde mesela. Şurada tabii ki dedim. Onun sayesinde gıda mühendisliği okudum. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde 2 yıl bu işi yaptım. Hı. Yani bu işten para kazandım, ekmeğini yedim yani. Ve şimdi de evet bir garantim var. Ve birçok şey kattı bana Bolu. Bolu'da okudum. Ben mesela ona inanıyorum Ahmet abi. Katarsis'e döndü ha program. Gördün mü? Bir de şey oldu. Senin üzerindeki şeyi anlat. Bir de elimden rahat tutup götürse hakikaten belki en ufak bir zorlukta bir dakika hocam şöyle anlatacağım. En ufak bir zorlukta belki bırakırdım. O kamçılama işte, ters o ergen ters psikolojisi ya. Evet işe yaradı bende. O işe yarıyor. Yani bir şey yaptıracaksın, oldu. Diğer tarafından yaklaşıyorsun ki bana gelsin. Senin peder senin oyunculuğuna ne diyordu abi? Yani istedim istemedim. O ben hiç. Umrunda olmadı. İstediğini yap dedi bana. Bir ara polis olmak istedim ama ortaokulda falan. Yani kızmadı ama dedi gerek yok. Bak görüyorsun hani çok geziyoruz ediyoruz. Ben bir sürü yer gezdim. Tabii öyle oluyor tabii. Tam bir yere alışıyorsun gidiyorsun falan. O yüzden bana hiçbir şey demedi babam. Mesleğimi yani itibarsızlaştırma demiş resmen. Allah bilir. Yolun açık olsun oğlum dedi. Bu işi yapacağım dedi. Ne zaman? Sen ne zaman karar verdin? O 13 yaşında hadi. 1998'de karar verdim. 95'te karar verdim. Ne diyorsun mesela abi? Ne olacak? Okulumda. O da 13 yaşında. Hocam beni sahneye çıkardığında karar verdi. Yani karar verdim derken orada böyle birçok böyle bir aşık bir şey oldu yani bu oyunculuk olayına ama öncesi. O başlamak değil abi. Bu hep şeydir ya. Hani aslında bir niyet ediyorsun, bir yere kadar dayanabiliyorsun. İşte bunun maddi sebepleri olabilir, tabii, başka sebepleri olabilir. Yani mutlaka herkesin böyle bir dönüm noktası oluyor. Ya tamam ya da işte hiçbir şey olmadı, gıda mühendisliğine dönerim. Galiba oradaki o karar en önemli olan şey. Nasıl başladığından ziyade orada verdiğin karar daha önemli bence. Senin öyle bir şeyin oldu mu abi? Ya tamam ya devam artık. Yani bu Ahmet olmuyor galiba noktası senin için oldu mu? Olmadı ya. Yani ben ilk zaten Levent Kırca Tiyatrosu'nda oynamaya başlamıştım. Dansçı olarak hem oyuncu olarak böyle eğlenceli ve uygulamalı. Dans ettik, klarnet çaldık, oynadık. Tabii ateşin düştüğü yer gereği düşünüldü tabii. Yani oradayken ben zaten böyle seçmelere falan gitmeye başladım audition'lar. Oradan böyle 1-2-3 dedikçe dedim oldu herhalde dur bakalım falan filan. Tam böyle düşünecekken komediye döndük işte. Şey hiç anlamıyorum mesela abi. Yüzün diğeri söylemiyorum. Birçok insanın ne kadar yetenekli olduğundan bahsettim. Mesela senin de audition'a girip o rolü alamamanı muhakkak olmuştur. Tabii canım. Onu mesela anlamıyorum. Niye? Yeteneklisin. Ama her yetenekli adam audition alacak diye bir şey yok değil mi hocam? Karaktere uygun bir şey geldi bana direkt. Fikrin ince gününde. Rahattım yani onu oynarken. Acık oturdu. Evet. Mesela 1453 İstanbul'un fethi. Fethi 1453 değil mi filan? Evet, evet. Mesela orada Fatih Sultan Mehmet audition'ına girmiştin değil mi? Hmm. Gerçekten mi? Ya şey 2. Murat'ın bir repliği vardı. Bir replikle gitmişti. 2. Murat'ı mı oynayacaktın? Fatih babası işte 2. Murat'ın repliği vardı. Tek 2 cümlelik falan onun için gitmiştim. Öyle. Red yedin. Oraya giyemedim. Sonra tekrar görüşmelere başladık. Başka karakter olur mu? İyi olur falan. Öyle başka olmadı. Ulubatlı Hasan oynamak istemiş. Ona da çok kuvvetli adam lazım. Kuvvetli, o bayrağı dikeceği. Şeyi peki diğeri bir de Nuri Bilge Ceylan'la vardı galiba. Ha 3 maymun. Hmm. Ona da audition'a gitmiştim. Ya ben şeye dikkat ediyorum giderken. İşte karaktere yani uygun giyinmeye. Onun ruh haline yakın gitmeye. Ne bileyim Fatih'e giderken mesela yüzük takmıştım, bıyık bırakmıştım. Tabii değil mi? Ha o ona aura da gidiyorsun yani. Gidiyorum mümkün olduğunca. Hocanın da hoşuna gider herhalde. Tam tabii olarak ya, bu işte. Niye dikkat ediyorsun? Yani anlamış mı? Tabii. O anladığı şeyi aynen şeyi gösterebiliyor mu? Ben buna böyle yaklaşabilirim. Bak buradakini anladım. Bir de üstüne üstlük böyle şeyler ekleyebilirim. Bir de ben bu audition içinde bu kadar da emek de veririm. Bunların hepsi birleştiği zaman zaten o oyuncu sana gel yapıyor. Ya da abi kapat ben değilim diyor. Kimle oynamayı çok seviyorsun, eğleniyorsun, bayılıyorsun? Cengiz abiyle çok eğleniyoruz.
Bu Cengiz Bozkurt'un sette herkesi güldürmesi ne olacak ya? Özel bir çaba sarf etmiyor ama değil mi gülmek için? Yani çok doğal. Komik, çok doğal. Doğalı. Oynarken komik gülüyorsun zaten. Zaten. Çok, ben de ilk defa. O yukarıdaki sahnemiz nasıldı Burcu ile olan? Çok. Burcu gönderme onu. Bayağı bir, değil mi? 5-6, 7. 7 sayfa. Ya ben o zaten bak senaryoda da benim en güldüğüm sahne o sahneydi işte. Bütün ifşaların olduğu böyle vaudeville. Evet. O kapı açılır bir şey olur. Sürekli bir espri şeyi var, temposu var ve habire bir sürpriz şeyi dönmeye başlıyor etrafta. Ama o şeyi kurup da üç gibi kayıt başladıktan sonra evet ben az bile demişiz demiştim yani. Ve orada şey olmuştu. Bütün oyuncular o mevzuyu anladığı zaman ya çok eğlenmiştik ya. İnanılmaz şey yapmıştık yani. Böyle bir alt kata inip ne oldu oğlum? Bir şey diyor arkadan. Kadraja gir diyor. Ne diyeceğim? Ha biliyorum diyorum. Ha yani, tamam. Böyle pardon. Yok abi. Şey, tamam. Ben bir döndüm adam beş gibi böyle yaparak düştüm diyor. Giden diyor. Öyle bir gidiyor ki Selçuk'u öpecek sanırım. Ne güzel film olmuş diyor. Yanına kadar gittin adamın. Yo dinliyorum. Ya dinlerken kalmışım. Hakikaten dinliyorum çünkü. Ya ben şeyi çok seviyorum. Bir şekilde böyle oyuncu anlatıyorum. Tamam diyor ki bak en güldüğüm sahne bu. Diyor ki ben araya o kadar girmedim. Ben buna daha çok güldüm. Bu şu demek. Selçuk ben o sahneyi anlamadım. Ama bak diyor şu çok komik. Abi benim esprimi bana bu çok komik. Ben biliyorum zaten onu yazdım. Biliyorum hani ne olduğunu. Bak, burada başka habire oraya getirmeye çalışıyorum ama konuyu. Bak burada başka bir komik var. Ve bu tempoda oynandığı zaman ve şu duygusuzlukta oynandığı zaman çıkacak komedisi. Bir anda o senin o gördüğün, hayal ettiğin, en başta yazarken kafanda kurduğun şeyi bütün oyuncular aynı anda anladıkları an zaten iş çılgına dönmeye başlıyor. Öyle bir anlattın ki bu Back to the Future, geleceğe dönüşte böyle şeyin elektriği yakaladığı ve geçtiği yer var. Martin McFly değil mi? Tam öyle bir şey hocam. Martin McFly diyor. Sen burada mı gittin? Böyle yaptı ya anlatın. Anlatmaya devam ediyor. Benim şeyim o ya. En sevdiğim çocukluk filmim ya. Muhteşem bir film. Büyülenmiyor muydu? Ben gerçekten... İşte Efsane de öyle bir film kardeşim. Efsane de aynen öyle bir film biliyor musun? Devam gelecek bir şekilde mi bitiyor? Ne yapacağız? Ya, tabii değil mi hocam? Hocam. Şeyi açık. Hocam. Ne diyorsun ya? Ya gelir. Yani şey değil. Gişesinden falan da bağımsız. Evet hikaye biraz böyle. Hani mesela dizisini yapmayı çok istediğim bir projeydi. Yani çok fazla malzeme var ve filme sığdırırken çok zorlanmıştım. Aa belki de. Evet, belki bu sefer devamını film olarak değil de direkt dizi olarak yapabilirim. Bir değişik bir şey olabilir. Ama zaten kulağıma başka projelerin de yolda olduğu çalındı. Gibi. Bir yolculuk devam ediyor o zaman yani. Hani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Hani şey olur. Evet. Ahmet ben az önce sözleşmeyi imzaladım. O sözleşme o miydi? Evet. O zaman bahsedebiliyim. Yani bahsetmeyin. Bu kadar hemen de bahsedilmez ki be adam. Biraz bekle değil mi? Biraz gizem zaten şey. Mürekkep kurumadı ya. Mürekkep kurumadı da. İmzaladın ya mı? Yok güzel. Nereye ne yapıyoruz vesaire. Yani bu kendi PR şeyiyle açıklanabilecek bir şey olduğu için. Uğur geliyor. Sadece kabaca ters köşe bir komedi dizisiyle bir arada olacağız. Oğlum söyleyemiyoruz. Oğlum atacağız ya. Abi atacağız. Ha, canlı tamam. Yayın değil. Ne kadar heyecanlı. Allah Allah. Siktir ol gidin. Atacağız. Aliço atalım buranı. Kurgusunu en sevdiğin iş ne? Mesela bu. Kurgusunu en sevdiğim efsane. Iş bu. Sen izledin değil mi? Ben izlemedim. Yani sen izlemedin mi? Son miksaj. Ben çok merak ettim. İzlemedim ama efsane bir şey. Efsane diyorsun. Çok acayip. Oyuncuları bir saysana ne olur. Ben geçen saydım da. Efendim Elif Ongan Tekçe, annem. Cengiz Bozkurt, babam. Cemile kardeşim. Burcu Gönder, eşim. Rojat Özsoy, oğlum. Ferhan Vural, mahallenin evsizi. Ayhan abi, Sadi, Şinasi, esnaf. Devrim Saltoğlu, imam. Serdar Gökhan, dedemiz. Efsane, Yeşilçam'ın efsanesi. Çok iyi saymadım ya. Tuana Tessay var. Ha, Tuana. Sevim karakteri. Mesela benim şu an test etse 3 tane ismi bir de... Evet ya valla o kadar güzel oldu ki böyle hakikaten böyle sanki ikinci, üçüncü işimizi yapıyormuş gibi bir hava var. Değil mi abi? Öyle çok abi. Rahat, çok güzel, eğlendim. Sorayım. Sana farklı versiyonu soracağım abi. O yüzden soldan başlıyorum. Ahmet abi kazandığın ilk büyük parayla ne yaptın? Saat aldım. Liseye başlamadan önce böyle bir Marmaris'te beach boyluk yapıyordum. Beach boy ne lan? Beach boy işte servis yapan sahibi. Beach boy sen direkt horoslu olan.
Neydi bu gibi bir şey canan der. Yemin ödüm patladı. Bir de çok rahat söyleyince daha da öttüm. Beach boy. CD öyle abi. Deniyordu o zaman. İlk aldığım maaşla gidip saat almıştım hakikaten. Şey, abi büyük para diyor abi. Büyük para o zamanlar. Selçuk abi annesine ev aldı. Büyük para. Ben reklam kampanyasından sonra mesela ne yaptın? Ben araba aldım ya. Araba ama araba değil. Reklam kampanyası falan filan. Büyük para mı? Büyük yani, büyük abi. Ne zaman ya? Yedik oğlum onları. O kadar çok büyük parayı aynı anda kazandığım için hangisiyle ne aldığımı hatırlamıyorum vallahi evet. Falan demiş. Ama yok be, araba aldım araba. Tabii. Hayalindeki arabayı almıştım. Aynen öyle. Senin? Ben böyle hani hayırlı el gösterisi yapıyor gibi olmasın. İlk bu eskiden böyle üstü mermerli tekerlekli sehpalar vardı. Ha evet. Anneme onu almıştım. O da güzel. İlk büyük para. Ev aldım ben de anneme. Bunu niye söylemiyorsun? Sehpaya getirdim. Ama ilk kazandığım büyük oydu o evet. Zaman. Ben daha lisedeydim benim yani onu aldığımda. Tabii. Doğru. Ben de hadi. Bu arada doğru söylüyorsun. O zamanın 4000 lirası falan. Sehpa mı aldın? Bu ne biçim bir fetiş ya? Anneye sehpa fetiş. Ya hala kullanıyor. Atmıyor biliyor musun? İşte mermer çatlamış hala kullanıyor. O diyor atar mıyım o benim diyor. O ama çok efso bir şey gerçekten. Her evde vardı. Arada güzel çarptı. Sen abi kazandığın son büyük para. Ne yaptın? Son büyük para diye bir şey yok ya ben kazanırım yani inşallah. Niye son diye? Ha, en son onu şey yapmadım. Bundan sonra kazanmayacaksın anladın mı değil mi? Abi? Sana farklı bir şey soracağım dedi. Orijinal bir bakış açısı. Bu onu ilk demedi, son, ilk demedi, ona da son, son dedi. Bu mu yani olabilir. İnanılmaz İkinci, bir yaklaşım? Ne? Ya bu soruyu ne kadar çeşitleyebilirim ki? Ya kazanma ihtimalin olup da kazanamadığın büyüklükte bir para oldu mu filan diye sor. Ne bileyim yani birini mesela Ahmet'i kaç paraya satarsın diye sor. Yani ne bileyim. Ama bu 3 aralarını milyon dolara falan. Diye gidip çirkinleşecek şey bu. Bunu niye sorayım 3 milyon yok dolar... lan çok ucuza sattım ya. 3 milyon dolar seni niye 3 milyon dolar dedi biri bir şey mi söyledi? Ya ben Ahmet'i gerçekten 3 paraya sattım diyormuş. Çorum'da bir de yani. Nasıl? Çorum'da ekmeğimi yedi ya. Yemek yaptırdı herkese ya. Nasıl? Size Ahmet Kural'la fotoğraf çektirtirim deyip köylü teyzelere istediğim yemekleri yaptırtıyordum. Sonra da çağırıyordum hakikaten karavandayken falan. Gel yapıyordum. Ya teyzeli fotoğraf çektirir misin falan. Çektireyim falan yapıyordum. Ama haberi yok. Ben işliyordum. Çok güzel meyve kuruları falan meyveler, geliyordu meyveler tabii tabii. Ama beni de tanıdıklarından değil. Düğünlerin en yönetmeni burada diye. Belki de benim Fikret olduğumu bilmiyor çoğu. Benzetememiş olabilir. Olabilir. Fark etmez. Sonuçta ekmeğini yedik ya o hakikaten teyzeler. Gerçek anlamda ekmeğini gerçek yedik anlamda. Ve sonradan da dedim kardeşim senin sermaye yaptım sattım biz bunlarla yedik dedim bu yemekleri. Vallahi çok hiç güzel. Hiç şaşırmadı biliyor musun? Setimize ketmikten yemek geliyordu sürekli ya. Orada yaşayanlardan köyden. Sürekli yemek geliyordu. O zaman ben sorularımla finalize bitiriyorum hocam. Çok güzel sordun. O mu bu mu sorularımla. Başlıyorum. Kardeşim, hiçbir anlamı yok. Onları geçtim abi. Onları çok konuştum. Kaju mu badem mi? Badem desen kajunun hatırı kalacak. Kaju. Badem. Yani kaju yeni girdi sayılır hayatım. Bence de öyle ya. Kajuyu biraz yüceltiyoruz ha. Badem. Ya oğlum ya, yaşlandıkça benim Sivaslı akrabalarım gözünü seveyim aynı yere doğru gidiyoruz. Bokuyla kavga eden insana dönüştün. Niye böyle bir... Ama bir şey kaju, hiçbir şey beğenmiyor. Kajuya sinirlendi ya. Sanki kajuyla doğduk. Ben kajuyu gerçekten 25 yaşında belki 30'uma yakın öğrendim. Biz de. Yedim. Mesela tatlı patatese de öyle. Tatlı patates benim hayatım 3 senedir var karım gibi. Yani o da karımla birlikte girdi. Ya o bildiği için. Ne biçim cümle? Sen karını tatlı patatese benzettin az önce. Aynen tatlı patates karım gibi. Karım gibi. Badem. Bir soru nasıl ortalığı karım? Kaju. Badem. Ben bademi daha çok severim bu arada. Çiğ. Kaju. Bence de kaju ya. Ben yedikleri açıyorum kardeşim. Bunca lafıma rağmen. Kaju kesinlikle kaju. İlber Ortaylı mı? Celal Şengör mü? Vedat Milor mu? Vedat Milor diyeyim hadi. Vedat Milor evet. Celal Şengör. Abi çocuğa dadı mı bakmalı, anneanne babaanne mi? Anneanne babaanne. Anneannesi yanında. Aa, doğru. Güzel. Doğru. Yani o açıdan evet. Keyifli büyüyecek. E tabii kimse ondan başkasını istemez herhalde dadı. Öncelik tabii ki de anneanne babaanne. Dolar da çok yükseldi zaten. Dayım diyormuş. Dayım bakacak işte. Senin için? Paran varsa dadı falan diyerek paraya bağlıyorum. Tabii ki anne baba keşke hani birlikte büyütebilseler ama ben de anneanne babaanne derim. Şimdi mümkünse anne. Mesela seçenekler de yok. Niye hiç düşünmediniz onu bilmiyorum ama yani. O kadar normal bir çocuk. Nerede bu kadar? Hiç yok abi. Hiç aklıma da gelmedi.
Anne yok abi. Tamam, çocuğu yaptıktan sonra diyorsun artık ya niye evli kalalım? Ne olacak? Teşekkür ederiz. Güzel oldu abi bu arada. Evet, işe gitmem lazım. Evet, anneanne baba. Anneanne baba. Bence de. Cüzdan mı veba mı? Bu abimin sorusu. Ben çok seviyorum bu soruyu sormam. Bir de sarı umma var. Herkese sormam. Meraklısı mı? İkisi de değil. Korona yeni çıkmış. Veba olsun ya. Orta çağ hastalıktır. Hiç takılma. Çağımızın hastalığı. Veba. Veba değil mi? O maskeler falan. Veba ya. Veba mı? Eğer öyle bir şey de seçeceksem evet. Olaya moda şeyiyle mi yaklaştın? Evet. Cüzdan oğlum? Ben başı boyunu bükük kalmasın. Bir de cüzdan değil. Biz cüzdanlısın. Teşekkürler. Germiyan oğulları mı, karesi oğulları mı diye. Germiyan. Kütahya ya. Germiyan oğlu. Hep nedenini böyle düşünüyorum. Senin için de Germiyan oğullardır. Ahmet abi Kütahya'nın olduğu için zaten diğerlerine ne kadar yakın olabilirsin. Germiyan oğulları hadi. Bir beyliğin şey hakkı yendi mi sence? Beyliklerden hakkı yenen oldu mu? Oldu. Benim de birkaç bir beylik geliyor aklıma da neyse buradan Osmanlı'yı rencide etmeyeyim. Birkaç beylik gerçekten çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Evet yani bu ayrı bir şey. Ama yok evet bence çok alakasız ama ben bu konuda bir çalışmanın içerisindeyim. Yine açıklayamadığımız bir şey Ahmet'le. Evet hakkı yenmiş bir beylik hikayesi. Ulan gerçekten aklım tuttu. Ben hızlı olursam ben yazarım. Hakkı yenmiş bir beylik. Hakkı yenmiş beylikler diye anlatayım. Yapay zeka. Ya ne diyeyim? Ayaklarınızın sağlık vallahi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bizi davet ettiğiniz için. Ahmet abi. Biz teşekkür ederiz. Keyifliydi bilmiyorum. İzleyenler de keyif alır. Almazsa da oturmuş muhabbet etmiş olduk. Aynen ona da diyecek bir şey yok. Efsane filmi 2 Şubat'ta vizyonda olacak. İnşallah adı gibi çok güzel bir serüvenin ilk filmi olur. Filmler devam edince keyifli oluyor aslında. Hani her yeni set daha bildiğin set olduğunda daha da üste çıkıyor yani. Hani Terminator'dan da bildiğimiz üzere. Godfather da aynı şekilde. Evet, evet. Efsanede neden olmasın. Efendim bu haftalık bu kadardı. Ama bu konukları seviyorsun. Gelirsin artık. Gelir ayağına dıştı. Hocam gelmez mi? Geliriz ya. Geliriz mi? Geliriz. Cemil. Ben de gelirim. Benim Cemil'e geliriz biz bizi çağırdı. ÇG'ye çağır da gelek bir gün. Sen Bengri'ye gel. Efendim hoşçakalın. Gelin. Haftaya tekrar birlikteyiz. Ne yapacağımızı şaşırdık.